Bu gördün Marmara Denizi'nin maketi yani. Şurada evet. Gelibolu Yarımadası, Saros Körfezi, Çanakkale Boğazı. Bizim zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin Dumlupınarı bak şurada basıyor. Evet. Şurada işte tam Narabor tam çıkarken Ege. Hı hı. Ege Denizi'ne çıkarken orada basıyor. O bak orası Avşa Adası var, Erdek Adası var. Efendim ben söyleyeyim Marmara Adası bunlar hepsi mevcut yani üst üste bak kaç tane ada. Evet. Erdek var orada. Evet. Avşa var. Marmara var. Bir daha onun adını pek küçük şey yapamıyorum. Bir şey daha vardı. Bir o işte ismi var onun. Onun bak ileride yine bizim İstanbul'un adaları var orada. 4 tanemiş bunlar. Birini mahsus sökmüşler. Çocuk kaçmış içeriye, boğulmuş. Onun için orada sıkışıyor diyerek orada şeyi yok etmişler. Şimdi 3 tane ada var orada. Ya Burgaz'ı veya Kınalı'yı kaldırmışlar yani. Söz Hakkı programı için Çamlıbel Köyü'ndeyiz. Sayın Muhtarım siz köy tüzel kişiliğinin olduğu bir zamanı da yaşadınız. Evet. Eski muhtar olduğunuz için. Evet. Şimdi mahalleye dönüştü, onu da yaşadınız. Evet. İkisi arasındaki farkı biraz anlatır mısınız? Tabii. Şimdi 30 Mart seçimlerinden sonra 31 Mart sabahı eğer sokağa çıktığınızda tüm personelinizin, tüm malınızın alınmış olduğunuzu görüyorsunuz. Evzi mesela kısa olarak örnek vereyim. Ben de 9 personelim vardı. Sabah ilk işimiz saat 8'de hepimiz burada toplanırdık. İlk önce köyün temizliğini yapardık. Süpürülürdü. Traktörümüze çöpümüz alınırdı. Bunun yanında garibanlar vardı 4-5 tane. Onları çalıştırdık. Ayda en az bir 20 gün bir harçlıkları olsun isterdik. Duvarı yıkılanın, çatısı çökenin, bunların köy bütçesinden karşılamasını yapardık. Şimdi bu garibanlar burada sahipsiz. Şimdi Edremit Belediyesi'nde her şeyimiz, bütün malımız orada. Tabii birkaç otobüsler hariç. Edremit Belediyesi'nde. Şimdi bu insanlar burada boş geziyor. İş yapamıyor, iş veremiyoruz. Kendileri çok mağdur durumda. Bütçe olunca tabii daha farklı oluyor. Yani yıllık düşünsene bu köyün 600 milyarla eski parayla diyelim 600 milyarla 1 trilyon arasında bir harcaması vardı. Bu harcamaları yaptığımız bir şeyde köyümüzde ne için kullandık? Su getirmek için, su depoları için, altyapısı şu köyün tüm altyapısını değiştirdik örnek olarak söylüyorum. Hem su hem kanalizasyon, patlamayan borular koyduk, yangın vanları koyduk. Suyumuz yetersizdi. Dağdan gelen borularımızı değiştirdik. 10 bin metre. Suyumuz çoğaldı. Susuz kalmıyoruz. 24 saat su veriyoruz. Yine ben mahalli muhtar olduğum halde yine de her gün 5 kez su depolarına çıkıyorum. Kontrol ediyorum. Çünkü baskenin buraya gelmesi mümkün değil. Şimdi köy ile mahalle arasındaki farkı çok kısa olarak söylüyorum. Sabah kalkıyoruz köyümüzü temizliyoruz. Ama mahalleyken kimse temizlemiyor. Şimdi Sayın Başkanımız Kamil Bey haber göndermiş sağ olsun. Bize isteklerini, ne yapılması gerektiğini yazsınlar, konuşalım demiş sağ olsun. Önümüzdeki hafta herhalde büyük baskı bir toplantı yapacağız. Bu isteklerimizi kendimiz ileteceğiz. İnşallah ondan sonra en azından bu köye veya diğer yani köy dediğimiz mahallelere en az haftanın iki günü bir süpürgeci, 15 günde de bir temizlik için traktör göndermesini isteyeceğiz. Çünkü ben bu şekilde sevmiyorum. Yani sokağa çıktığım zaman bir sokakta poşet, bir kos paketi, bir pet şişe gördüğüm zaman sinir oluyorum. Ama tüzel işçilerimizde ben bunları hiç görmüyordum. 9 personel, 9 personel de her işimizi hiç kimseye muhtaç olmadan yapıyor ve yerine getiriyorduk. Ama şimdi hani derler ya attan indin eşeğe bindin misali. Aynen bu şekilde oldu.
en çok üzüldüğüm konuların bir tanesi buradaki garibanlara iş verememem. O çok acı bir şey. O çocukların hiçbir geliri yok. Hiçbir sanatkarlığı yok. Gözümün içine bakıyor. Benim yapacak bir şeyim yok. Peki bunu belediye aracılığıyla yapma şansı var mı? Belediyenin de yapma şansı yok. Çünkü Edremit Belediyesi'nin biz daha önce biliyoruz. Borçların içerisinde bu olduğunu biliyoruz. Artı şu anda personel yığıntısı var. Yani şu anda Edremit Belediyesi bunların maaşlarını ödüyorsa Kamil Bey'i de takdir etmek lazım bu konuda. Yani gerçekten zor bir durum. Bu torba yasadan sonra belki rahatlayacaklar ama torba yasa çıkacak kadar elde canları çıkacak diye düşünüyorum. Yani bizim nasıl mahalle köyden mahalleye dönüyor da canımız çıktıysa onlar da zorlanacaktır. Yani çok kötü bir durum var. Evet. Şu anda ortaya çıkmış bir ihtiyaç var mı 30 Mart'tan bu yana? Şu anda bir ihtiyacımız yok. Çünkü ben bu 5 yıl içerisinde koltuğumuzun altına çok karpuz sığdırdık. Yani ne eksikti? Su eksikti. Suyumuzu yaptık. Köyler Hizmet Birliği vardı. Yardım aldık. Köy bütçesinden 2 tane 400 tonluk depo yaptık. Bu altyapıyı değiştirdik. Hem Köyler Hizmet Birliği'nden hem kendi bütçemizden. Yani bizim hiçbir sıkıntımız yok. Benim tek sıkıntım yerde poşet ve peşiyi görmek istemiyorum. Yani sadece temizlik. Çünkü gelen insanlar olursa da yani biz daha önce geldiğimizde köy çok temizdi ama şimdi o kadar temiz değil diyorlar. O da benim hoşuma gitmiyor. Çünkü evden çıktığım zaman pet şişe poşet toplayarak muhtarlığa kadar geliyorum yani.
civardaki çıkarılanları görünce köyünüzün çok eski bir yerleşim yeri olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Ne dersiniz bu konuda? Ben yıl olarak da bilmiyorum çünkü devlet memuruydum ben, emekli oldum geldim buraya, emekli polis memuruyum kendim. Bir ablamız gelmişti buraya, onunla beraber bir avukat arkadaşının annesiydi. Onunla beraber mezarlıkları gezdik. O Osmanlıca biliyormuştu. Bana şunu söyledi. Dedi bak Mustafa oğlum burada dedi 850 yıllık dedi mezar taşlar var dedi. Köyünüz dedi çok eski dedi. Hakikaten de tabii büyüklerimden dinlediğimiz kadarıyla aşağı mahalle Rum, yukarı mahallesi Türk. İki taraflı. Tabii değişimle bunlar herkes buradan göçmüş. Benim nenemler bile Selanik'ten gelmişler. 1922'de Atatürk'ün sayesinde gelmişler buraya. Buraya yerleşmişler. Tabii çok eski bir köy ama bazı şeyler yıkılmış, korunamamış, kilise varmıştı. Örnek olarak şu ev papazın eviymiş. Mesela onun arkasında biz çocukken bilirdik bazı depolar gibi, oda gibi yerler vardı. Kemik parçaları vardı içerisinde. Hala o odalar mevcut ama tabii toprak çökmüş, kapatmış ağzını. Onu da kimse ellemiyor ama kilise yıkılmış. Keşke yıkılmasaydı. Yani düşünsenize bu köyde bir kilise olduğunu düşünün. Yani dünya buraya akardı. Yani keşke korunsaydı. Evet. Bu arada ünlüler de yaşıyor burada değil mi? Evet. Bir süre önce kaybettiğimiz evet. Tuncel Kurtiz gibi. Tuncel Baba vardı. Tuncel Baba ile ölmeden 20 gün önce şu ıhlamur ağacının dibinde oturmuştuk. Köpeği zehirlenmiş ölmüştü. Bana şöyle dedi. Ya dedi 16 yıllık dostumu kaybettim dedi. Yani köpeği için. Bana şunu söylerdi, takılırdı veya derdi ki ya ölürsem beni şöyle deniz gören bir yere gömün derdi bana o şekilde. Ben onu kendi vasiyet olarak algıladım yani. Bazı sorunlar falan yaşadık, belki basından takip edildi. Tahta kuşları bizim aramızda, ya bizim ikimiz arasında değil de tahta kuşları çok muhtarakça baskı yapıldı. Sanki onlara gidecek, işte gidip de kabul etmemiş gibi bir durum çıktı ortaya. Ama bunu düzelttik. Biz onun vasiyetini, bana söylemiş olduğu vasiyette yerine getirip hakikaten tam yolun kenarında denize gören bir yer. Çok da ziyaretçisi var. Allah rahmet eylesin. Köyde çok faydası oldu. Arsalar değerlendi. İnsanlar para kazandı. Hala kazanıyor. Tabii onun hizmette yani şey olarak hizmet derken burada bulması bize yeterliydi onun için. Evet. Turizm açısından ne gibi güzellikler var? Şimdi turizm açısından burada Tuncel Bey'in katkıları büyük. Çünkü neden? Onun bütün sanatçı yamayası buradaydı. O burada olduğu zaman onlar da buradaydı. Onların sayesinde bu köy tanındı. Belki 20 gün şurada bir televizyon kanalında program yapıldı bu köyün içerisinde. Bugün Tuncel Bey'in kayınbiraderi Erhan Bey çalıştırıyor. Çok kültürlü bir insan, güzel bir aşçı, güzel bir işletmeci. Bunun yanında saklı bahçe var. Saklı bahçe güzel bir restoran var. Ama Tuncel Bey'in orası kalmak için yani odaları var. Orada var. Örnek olarak söyleyeyim. Yeni yapılan köyün girişinde bir motel var. O arkadaşlar Ankara'dan geldiler. Onun yukarısında evleri var. Çok güzel manzaralı ağaç evler. İnanın ilk defa bu bayramda bu köy doldu taştı. Hafta sonları özellikle 250-300 araba giriş çıkış yapıyor buraya. İnsanlar para kazanıyor. Bu da bu turizm yani. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çamlıbel Köyü'nde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İhtiyar heyet üyesi Mustafa Öner, köyün eski adının değişmesinin hikayesini anlatacak bize. Sizi dinleyelim Mustafa Bey. Şimdi ben 1900 biliyorsun 65 senesinde bu olayı İskenderun
Er Eğitim Tugayı'nda yaşadım. Askerdim. Tahta Kuşlar köyü o zaman Kuşlar Bayırı'ydı. İsmini tekrar Tahta Kuşlar'a çevirdiler. Bizim köyün adı da Tahta Kuşlar oldu. Çamlıbel köyünü Tahta Köy olarak. Tahta Köy ile Tahta Kuşlar'ın arası bana bunu bir zat, bir as subayımız bana sadece sen tahtacı mısın diye böyle bir mevzu açtı. Ben de hayır efendim dedim, benim dedim. Cami var mı dedi köyünüz dedi. Var efendim dedi. Velhasıl o esnada o olay kapandı. 1967'de ben 67'nin Mart ayında askerden dönüş yaptım ve köy muhtarlığına bekçi olarak girdim ben. Bu esnada benim bu köyün yegane isminin değişmesinin de sebebi azamız rahmetli oldu. Muharrem Saka diye bir abimiz vardı. Onun da abisinin oğlu Remzi Oğuz Saka pilottu kendisi. O Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı yaverindeyken amcasına Cemal Gürsel'in mi Cevdet Sunay'ın mı? Cevdet Sunay'ın Cemal Gürsel. Cemal Gürsel. Peki. Cevdet Sunay pardon Cevdet Sunay olacak. Cevdet Sunay, Cemal Gürsel ilk şeydi zaten. Evet. Cevdet Sunay'ın yaverliğini yaparken amcasına demiş ki amca ben köyün ismini madem demiş bunlar karışıklık oluyor bu köyün ismini demiş değiştirelim. Ve amcasına bu teklifi kabul ediyor. İşte iki isim söylüyor. Bu isimlerin biri Şarlak bizim şimdi yukarıda Marmara Denizi'nin maketi olarak 200 tonluk veya 180 tonluk bir havuzumuz var. Asli çınarlarımız var. Yani tarihi çınarlar. Ve Rumların zamanında dikilmiş bir tarihi çınarlar var. Onların önünde düzlük bir arazi. Orada bir havuzumuz var. Oranın ismi şu anda Şarlak. Bir de bizim güney kısmında köyün Çamlıbel Tepesi dediğimiz orada bir yatırımız var. Orada onun ismi de Çamlıbel. Yani Çamlıbel mi koyalım, Şarlak mı koyalım? Bu münazaran amcası Muharrem Sak demiş ki ona demiş, Çamlıbel olarak bunu yapalım. 1971'in Temmuz aylarında mı, Ağustos mu işte o aralarda bize buraya yazısı gelmiş onun. Ben onların bekçi olduğum için girip çıkıyordum çay kahve böyle verirken ederken sohbetlerinde bir kulak misafiri oldum. İşte Remzi köyün adını değiştiriyormuş. Remzi Oğuz Saka şimdi pilot olarak değiştiriyor. Onun işte şeyinin muhabbetinde böyle kulak misafiri oldum ben. Orada yani şeyime geldi. Evet. Ama 1972'de tamamen köyün ismi Çamlıbel olarak resmileşti. Ve o yazısı da geldi dediler. Böyle duydum ben bunları. Yani konu buradan ibaret. Yani köyümüzün 1972 senesinde şu anda daha hala daha o dediğimiz Oğuz Remzi Saka sağ mevcut. Akçay'da oturmaktaydı. Evet. Ama bu köylü ama köylerde bizim bir yandan şimdi yerli tabakası çoğu evleniyor, efendim okumaya gidiyor, bir iş sahibi oluyor. Köyümüze çok terk ettiler yani. Çok terk eden var. Şu anda şimdi terk edilen köylerin binalarında yeniden ayrıyetten dışarıdan mevcut olarak yabancı kişiler de geldi yani ve doluyor yani. Yani şöyle bir bakıyorum ben bir yerde köyün ben de 70 yaşının içine girdim yani şu durumda. Bu 70 senenin içerisinde yani 60 senedir aşağı yukarı köyün ben girdisini çıktısını kimin öldü kimin kaldığını yani köy bir boşaldı tekrar köy doğan yok. Yok mu? Bir senede ben 11 kişinin öldüğünü bilirim, hatırlarım. 11 kişinin içerisinde bir tek çocuk dünyaya geldi.
Şurada 5 senenin içerisinde ölümler oldu. Bu 5 senenin içerisinde bir tek doğan bir çocuğumuz yok yani. Yani burada da eksilme var ciddi ciddi köyden. Tabii tabii. Bizim esasen burası bizim 160-180 haneydi. Şimdi ine ine 100-120 haneye, belki 120 hanede yoktur yani. İne ine öyle indi yani. Belek'den gidiyor gelmiyor, gerisi gelmiyor. Galiba başkaları gelerek dolduracaklar burayı. Ya işte yabancılaşılıyoruz yani. Onun için yani bu şimdi köyün bir devir daim gibi böyle evet. Şeyleri öyle oluyor yani. Evet. Bu yönden yani köyümüzün ismi bu 72 senesinden sonra evet. Çamlıbel oldu. Bu mahalleye çevrilme ile ilgili muhtarın söylediklerine ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben onlara bir yerde karşıyım efendim. Şöyle karşıyım. Demin de muhtarımız size belki bahsetti bu meseleden. Şimdi hakikaten köyümüz bizim muhtarlık dönemindeyken, tüzel kişiliğine ait bütçesi olan bir köy iken, 1 trilyona yakın aşağı yukarı bütçemiz vardı bizim. Bu 1 trilyonu biz bu köyümüzün içerisine harcıyorduk. Ama altyapıya, ama su yapıyorduk, minaremize, camimize, bilmem neyimize, hepsimize, okulumuza, hepsimize harcıyorduk. Şimdi okullar bizim, ben 1957'de ben okuldan çıktım burada. Bir öğretmenimiz vardı bizim. 90 kişiydi talebemiz vardı. Şimdi bir 90 kişi talebeden hariç talebe de kalmadı. İşte dedim ya sana demin doğum yok. Taşımacılığa döndü şimdi. İş bizim okulumuz şimdi kapandı. Ve kültür merkezi olarak bir kadınlar orada bir şeyler satıyorlar. Onu da işte yine rahmetli burada Tuncay Kurtiz'in hatırası olarak bu gördüğümüz arkamızda gördüğümüz kültür evi de onun sayesinde oldu. Bir de okulun sayesi de o adamın sayesinde oldu yani. Şurada dikilen şeyi de o diktirdi bir ressama. Çınarın altında duruyor halen daha. Fakat benim dediğim gibi köyümüz bizim bu daha yani bütçeli iken evet. Daha müteber, daha güzel çalışan işçilerimiz vardı. Şimdi burada bir kariban işçilerimiz var bizim. Biz bunu ben çok yaşadım dedim ya ben 67'de girdiğim zaman daha belki muhtarlara ben 9 tane 10 tane muhtar değiştirdim burada görevli olarak. Şimdi bundan da görev yapıyoruz. Evet. 10 senedir aşağı yukarı görevdeyiz. Ama bu esnada gariban kişi her köyde vardır bu. Evet. Bu şuraya yolluyorsun, bayram geliyor, kurban gelecek veya dediğim gibi Ramazan geliyor, bilmem bir şeyler oluyor bayram. Harçlığını vermesi için, direktman sana muhtarlık para vermemek için Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin gidin işte benim şu köye vakfında çalışın. 2-3 kişi oraya yolluyordu. Artık diyemiyorsunuz bunu değil mi? Onu yapamıyoruz. Öyle bir şey kalmadı. İşte bu bir köyün bir badana şekilde yapılacak, yolları temizlenecek bir durum yok. Hayır. Yapılmıyor. Neden? Bütçemiz yok. Bütçemiz olmadığı için bu durum karşısında da biz eziliyoruz. Evet. Buna karşıyım ben. Ana şeyine değil. Belki daha iyi olabilir ama şu anda bizim elimiz böyle kolumuz bağlı vaziyette duruyor yani. Peki ben bunları şimdi belediye başkanlarına da soracağım. Bu sizin sıkıntılarınızı. Evet. Bakalım onlar cevap verecek. Vallahi işte büyükleri bizden istediği istirhamımız bu evet. Şekilde yani hani hakikaten muhtarımızın da demin anlattığı gibi köyümüzde bizim temizlik aksama başladı. Evet. Efendim ben söyledim. Bunları muhtar anlattığı için tekrarlamayalım. Evet tekrarlamayalım çok onları. Yani ediyorum. Söylemen yüzüm evet. Yok yani gördüğünüz şey evet. Bu yüzden yani ben şeyim yani tamam. Karşı olduğum nokta bu yani. Ben de sağ teşekkür ol. Ederim.
böldüm buraya attım. Böldüm böldüm buraya attım. Buradan da aldım oraya yiyordum. Benim babam Çanakkale Harbi'nde vuruldu. Benim babamın buradan ayağı yoktu. Harpten sonra mı öyle oldu? Tabii. Ben babamın ayağını alıyorum. Evet. 1919'da doğdun değil mi? 1919. Ben bilmem. Resmi şey 1920. Bana yazı sorma. Peki. Peki. O zaman yaş kaç diyelim peki? Bu yazıya da babam kovemedi. Armutlar toplanacak, yemişler toplanacak. Dayımla araba. Ve bizi ablamla ikimizi cahil bıraktı. Ne yapayım? İnce bilmiyorum. Eski yazıya gittim ben. Eski yazıya da gittikten sonra da yasak ettiler onu. Kapı pencere dinlediler. Devam etmedik. Onları da unuttuk. Hadi cahil kaldık. Dünyada. Yeni yazıya niye gitmediniz? Yeni yazıya babam kovemedi. Neden? Hadi kızım dedi, bunu dedi, yazını dedi, abdeste namaza faydası yok dedi. Ama hinci de bu sürülüyor ya. Armutlar toplanacak, yemişler toplanacak, kim toplayacak? Evet, tamam toplanacak ama bir şeyler de öğrenilmesi gerekecek. Bir gün caz gittim, ana kız dedim, babama söyleme dedim. Böyle genç öğretmen geldi Ayvalık'tan. Bir günde ne öğrenirsin Ayvalık'ın? Hiçbir şey. Bir A harfini bilirim, gerisini bilmem. Rakamları bilir misin? Bilirim. Bilirim ama tutuşturup da okuyamam. Tek tek biliyorsun. Oğlanlarımı okuttum. Kendim cahilim dedim. Oğlanlarımı okuttum. En büyük oğlum Konya'da. Ne yapıyor orada? Öğretmendi. İstanbul'da okudu. Demirciye attılar. Demirci'den Çorum'a attılar. Çorum'dan şey attılar. Orada da rahmetli bir Ferdin Hoca vardı. Orada da onu ev verdi mi diyeyim sana. Orada kaldı. En ufak oğlum da Marmaris'te. İkisi de burada. Ama birinden dalgınım. Birini istemem. Hangisine? İskele'deki oğlandan dalgınım. Neden? İstemiyor bunu. Mustafa ile aranızı? Onu evlatlıktan men ettim. Öyle mi? Ne kadar oldu? 2 sene oluyor. 2 sene oldu. Gelinlerin sözünü daha çok mu dinliyor? Gelinlere boşver. Kafanı dinle. Acı kaşın olur, kavgasız başın olur. Evet. Karışan yok, görüşen yok. Evet. Şimdi oğlunuz Mustafa Bey ile beraber geldik. 95 yaşında olarak biliyoruz diyor. 95 mi daha fazla mı? Yani bilmiyorum. Yazdırılmış olabilir mi? Bilmiyorum. Acaba? Bilmiyorum. Babam top aldı. Ama yaşı yaşımamı yazdırdı. Eksik mi? Fazla mı bilmiyorum peki, oğlum. Nerede doğduğunuzu biliyor musunuz? Köyde. Kavurmacılar köyünde. Evet. Orada koca haneyimiz vardı bizim. Ama yıktılar. Kim yıktı? Abimle eniştem yıktı. Ablamın kocası. Buraya ne zaman taşındınız? Ben buraya geleli kaç sene oluyor. Çamlıbel'den oğlanla geçinemedim. Evet. Karısına atılmam. Ben dedim senin karını doğurmadım. Seni doğurdum gel buraya. Bana bakacaksın, malımı da yiyeceksin dedim. Bakıyor mu? Bakar. Her gün gelir. Güzel. Her gün gelir oğlum. Güzel. Nasıl geçiyor burada bir gün? Ne yapıyorsunuz bütün gün burada? Sabah kalkıyorsunuz. Herhalde erken kalkıyorsunuzdur değil mi? Bazı hiç uyumadım gece olur. Evet. Kalkarım, biraz buradan bakınırım. Buraya otururum. Komşuların dediklerini dinlerim. İşte. Sonra? İnce kızım öldü. Öve kızım. Başınız sağ olsun. Kardeşimin de kızının düğünü oldu. Havran'dan aldılar. Ona da gittim 3 gün evini. Kızım ben düğüne gitmem dedim. Ben ihtiyar karıyım dedim. Düğün istemiyorum dedim. Ama dedim evini beklerim dedim. Aşçı şunu bunu gelip alıyor evden. Oturum avluna dedim. Evini beklerim dedim. Ama düğününe gitmem kızım dedim. Düğüne kafamı dinleyeceğim dedim. Dangırtı istemiyorum daha dedim. Buradan hiç gezintilere çıkıyor musunuz? Çıkıp yukarılara doğru dolaşıyor musunuz? Dolaşırız. Öyle mi? Hıdırlez geldi mi diyor da şey var küçük tepe. He. Alamanlar duruyor. Bak, buradan baktım Alamanlar gibi görünüyor. Evet.
Onlara gider bakarız, otururuz, gezeriz, geliriz. Adrellez'de ne tür şenlikler yapıyorlar, neler yapıyorlar Adrellez'de şenlikler? Oturuyorlar orada işte, çocuklar uçurtma uçuruyor. Hmm. Bakıyorsun, oturuyorsun, o yana bu yana bakınıyorsun, yüksek yer, hava dar yer, oradan yine geliyorsun. Peki, öğleyin, akşama doğru falan neler yapıyorsunuz burada? Akşama doğru herkes sokağa çıkar, sokakta oturur. Saat 1'e kadar otururlar bununla. Otururlar. Bir şenlik yaparlar mı yoksa? Konuşurlar. Evet. Ben çıkmam. Hiç mi çıkmıyorsun? Bu sokağa gitmem, ben bu sokağa giderim. Hmm. Bu sokağa gitmem, bu sokak cadde yol. Gelip gidiyorlar. Evet. Bu sokak cadde yolu olduğundan buraya giderim. Orası daha mı sakin yoksa orada daha iyi komşular mı var? Gelene geçene bakarım orada. Evet. Böyle geçiyor. Başka yere gitmem. Evet. Peki. Giden gider, bir daha taksisine giderler. Giden gider, gitmeyen gitmez. Babanızdan biraz bahsedecek olursak, Çanakkale'de savaştı değil mi babanız? Evet. Kaç sene sürdüğünü biliyor musunuz? Ben bilmem ki. Ha, sizden önce mi? Evlenmeden önce mi gitmiş? Biz yoktuk. Bir ağabeyim varmış. Ağabeyim çocuk kınaçta gidiyor. Anamın başına zaten 3 ay duruyor ayaklı. 3 aydan sonra Çanakkale'ye gidiyor, hurulup geliyor. Kızım dedi, bu ayağımı dedi 7 ay elimde gezdirdim dedi. Ayazlık, garlık bir günde geldim dedi. Ben babamın kendinden duydum. Evet. Ondan sonra işte ne olduğu belli değil. Ne bileyim, biz yoktuk. Babamdan duydum böyle. Evet. Atatürk'ü gördünüz mü? Gördüm. Nerede gördünüz? Burada. Yani şeyde mi? Buraya. Güre'ye mi geldi? Çarşıya geldi. Çarşıya geldi. Tabii. Kaç yaşındaydınız o zaman, hatırlıyor musunuz? 8-10 yaşında var mıydınız? Vardım. 10 yaşında değildim de, sene 8-9 yaşlarında vardım. 7-8 yaşlarında vardım. Evet. Okul olarak mı gittiniz yoksa herkes tek başına mı gitti? Babamla beraber biz evet. Obadan inerdik buraya. Babamla beraber çarşıya gezerdik. Babamı eşeğe bindirdik, getirdik. Yine eşekle beraber obaya giderdik. Atatürk arabayla mı geldi yoksa yürürken mi gördünüz? Hayır, açık arabalan geldi. Öyle mi? Tabii. Herhalde heyetiyle beraber, yalnız değildi. Valiyle beraber geldi. Valiyle beraber. Biliyorum. Evet. Bir yerleri ziyaret etti mi yoksa? Cambazlar da gelirdi. Cambazlar da oynardı. Biz cambazlara gelirdik. Obadan cambazlara bakardık. Yine obaya giderdik. Siz o cambazlara bakmaya geldiğiniz zaman mı gördünüz? Hayır, gündüz geldi. Ha, gündüz geldi. Ayrıca Atatürk'ü görmeye gittiniz değil mi siz? Tabii. Atatürk gelecek dediler. O zaman buraya indik, gördük. Gördüm Atatürk'ü, ver. Şimdi sizin yaşınızda burada arkadaşlarınız var mı? Vallahi bilmiyorum. Tanıdıklardan kimse kalmadı mı? Ha. Çok teşekkür ederiz bizimle konuştuğunuz için. Sağ olun. Siz de sağ olun. Size daha nice uzun ömürler diliyoruz. Gayet sağlıklı görüyoruz sizi. Sağ ol. Bu çiçekleri hala yetiştiriyorsunuz. Aşağıdaki odunları siz kırıp oraya dizdiniz değil mi? Tabii. Bütün bunları yapıyor. Çiçekler benim canım. Onlarla eğleniyorum. Evet. Suluyorum. Yapraklarını, sarı yapraklarını aklıyorum. Yenilerini dikiyorsunuz. Tabii. Konuşuyor musunuz peki çiçeklerle? Tabii. Yani yaparlar genelde. Tabii. Bak şunlar, kedi tırnağı derler. Şurada var arkadaki, bak. Arkadaki, evet. Ha bak. Bak lale gibi, görüyor musun? Evet. Bak bu kedi tırnağı. Hmm. Bunlar sakız şekeriydi. Açtı, söndü. Aralarında da nane bitiyor. İçimler nihayet biliyor. Konuşma da çok net. Bilirim.
Çiçeklen bilirim.